Herkese tekrar merhaba efendim. Sizlere yeraltı tarihinin en ünlü şehri olan Nevşehir Avanos'tan seslenmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze kadar gelen en eski mesleklerden olan çömlek yapım atölyesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibimiz Gamze Hanım bulunuyor. Gamze Hanım, öncelikle nasılsınız? Programımıza da hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri ve burayı biraz tanıyalım, biraz geçmişimizi, tarihimizi öğrenelim sizlerden. Efendim, burası Avanos. Nam-ı değer çanak ve çömlek yapımının olduğu seramik ustalarının, senelerdir çömlek ustalarının burada önce kapkacak yaparak başlayıp daha sonra turizme de hizmet verdiği Avanos'tayız efendim. Peki burada neler yapıyoruz? Bizler buraya geldiğimiz zaman bir turist olarak bizi nasıl karşılıyorsunuz öncelikle? Bizler burada kırmızı çamurdan, Kızılırmak bölgesinden elde edilen çamurdan yaptığımız kapkacakları ve bununla birlikte süs için kullanılabilecek olan seramik ürünlerini ve kırmızı çamurdan yapılmış olan Hitit testisinden başlayan, Hititlerden gelen ürünlerin hepsini, yapımını ve çizim boyanmasını yaparak ve gelen turistlerimizi de bunların tarihini anlatarak turizme ve ülkemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aslında tamamen bir üretimhane burası. Asla fabrikasyon ürün kullanmadan üretimimizi, yapımımızı, boyamızı, her şeyimizi burada fırınlanmış bir şekilde sizlerden alabiliyoruz. Biraz çeşitlerimizden bahsedecek olursak hangi alanlarda hizmet sunuyoruz veya neler yapıyoruz? Bizler şimdi burada daha çok Kızılırmak bölgesinden toplanmış olan kırmızı çamurdan bahsetmiştim size. Bu kırmızı çamurdan yapılan, atalarımızdan, büyük dedelerimizden gelen güveçlerimiz, daha çok zaten insanlarımızın bildiği güveç, yoğurt kapları, sütlaç kapları gibi kaplarımızı yaparken bunun yanı sıra görselliğe hitap eden tabaklar, Hitit testileri, Hitit testilerinin orijinal Ankara Medeniyetler Müzesi'nde sunulan Hitit testisinin orijinal desenlerini yapmaya çalışıyoruz. Rapido dediğimiz kalemlerle kadınlarımız evlerinde bunların boyamalarını yaparak ailelerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ve bizler de bu ürünlerimizi gelen yerli ve yabancı bütün turistlerimize sunarak onların da ülkemizi tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında sizler burada tamamen turizme hizmet ederek de sağlıklı bir işle uğraşmış oluyorsunuz. Sizler de sektörde yenisiniz. Ancak bu sektör dededen babaya kadar gelen, uzun yıllardır da sizlerin deneyimiyle yapılan bir sektör. Tamamen işinin uzmanısınız aslında sizler de. Peki bu kadar güzel anlattınız, bu kadar ifade ettiniz. Ancak ekran başındaki seyircilerimiz tabii ki bu çanak çömleği görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bence bir de içeriye gezelim. Efendim, şu an ise yanımızda geçmişten bu zamana kadar uzun yıllardır bu sektörde adından bahsettirmiş ve işinin uzmanı olan işletme ortağımız bizlerle. Ertuğrul Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi, ablam da bahsettiği gibi bu iş dede mesleği, aile mesleği. Biz de bu işi devam ettirmeye, layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bölgemizde bizim kırmızı ve beyaz toprağımız var. Kırmızı toprağımız Kızılırmak yataklarından geliyor. Beyaz toprak da bölgedeki yamaçlardan alınıyor. İlk başta beyaz toprakla ilgili nasıl yapıldığı, seramik ve porselenle ilgili kısa bilgi vereyim. Daha sonra da içeriye geçelim. İçeride de ustalarımız bize kırmızı topraktan ürünlerin nasıl yapıldığını göstersin. Seve seve dinleyeceğiz. Beyaz topraklara çeşitli formlar veriliyor. Tabak formları, vazo formları, pek çok form veriliyor. Bu formlar 15-18 gün kurumaya bırakılıyor. Bunlar güneşte değil, gölgede kurutuluyor. Gölgede kuruduktan sonra burada görmüş olduğunuz arkamızdaki elektrikli fırınlarda, beyaz çamur elektrikli fırın tercih edilir. Elektrikli fırınlarda 840 ile 900 derecede 10 ila 12 saat civarında pişiriliyor. Biz buna pişirme diyoruz ismine. Çünkü Türkiye genelinde biz bu ürüne, çıktığı yarı mamul dediğimiz ürüne sesinden dolayı bisküvi adı veriliyor. Biz buna o yüzden pişirme diyoruz. Doğrusunu öğrenmiş olduk bizler de. Ürünlerimizi pişirdikten sonra çizim ve boyamaya hazır oluyor. Ürünlerin üzerine ağırlıklı olarak ben desenler yapılıyor sanırım. Pek çok desen çalışması yapılıyor. Desenler daha çok seramik desenleri, eski Osmanlı desenleri, Selçuklu desenleri çalışılıyor. Desenler çizildikten sonra boyama aşamasına geçiyor. Boyama aşamasında daha çok mineral boyalar kullanılıyor. Mavi rengi için kobalt, pembe için kobaltın farklı tonları, kobalt oksit gibi pek çok mineral boya kullanılıyor. Her şey doğal sanırım boyalarda da. Tamamen doğal kullanılıyor çünkü yüksek ısıda kimyasal boyalar yanıyor, doğal tercih ediliyor. Boyandığı zaman böyle mat bir şekilde oluyor. Bunu da herkesin bildiği gibi sırlama dediğimiz sır işlemi uygulanıyor. Sır dediğimiz işlemde bu şekilde bir tozumuz var. İçerisinde ağırlıklı cam tozu olan. Bu tamamen ürün üzerine kaplanıyor ve ikinci fırına giriyor. İkinci kez fırınladığımızda 1140 ile 1200 gibi bir sıcaklıkta 20 saate yaklaşan bir fırınlama işleminden sonra herkesin aşina olduğu
canlı, parlak seramik görüntüleri ortaya çıkmaya başlıyor. Efendim şu an çanağımızın bitiş aşamasındayız. Bizler de Ertuğrul Bey ile birlikte bakalım hangi aşamalardan geçtiğini öğrenmiş olalım. Burada neler var Ertuğrul Bey? Siz ürünlerimize bakarken, gezerken biz de ustamızla birlikte ürünümüzü bitirdik. Kenar süslemeleri yapıldı boyalarıyla. Şimdi buradan kurumaya gidecek. Bir hafta 10 gün kuruduktan sonra tekrar talaşlı fırınlara gidecek kırmızı çamurumuz. Fırınlama işleminin ardından da sergiye sunulacak. Bizlerin satışına hazır diyorsunuz büyük bir emek sonrası. Biz sunacağız. Bizler de ekran başındaki seyircilerimizle birlikte canlı canlı bunu izleme fırsatı bulduk. Sizler için de çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz çok için. Çok teşekkür ederiz sizlere. Çok teşekkürler. En azından bu mesleğe insanlara anlatmamız için bize yardımcı olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Rica ediyoruz. Ne demek? Burada öncelikle güzel bir işletmeye sahipsiniz. El sanatlarını devam ettiren çok nadide bir işletmesiniz. Ekran başındaki seyircilerimize böyle bir işletme sahibi olarak neler söylemek isteriz? Bizleri ekran başında izleyen bütün izleyicilere buralara gelmelerini, buraya geldikleri zaman, Kapadokya'ya geldikleri zaman çanak çömlek yapımını denemeden gitmemelerini ve bu mesleğin devam etmesi için, bu sanatın ölmemesi için bizi desteklemelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.